Eğitim alabilmek için kredi çekmek caiz midir diye bir soru sorulmuş. Kıymetli kardeşler, faizin haram olduğu, hatta büyük günahlardan olduğu hepimizin malumudur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Estaizu billah, ya eyyühellezine amenüttekullah ve zeru mâ bekiye miner riba in kuntum müminin. Yani geriye kalan faizden mutlaka uzak durulması gerektiğini, artık faizli muamelelerden köşede bucakta kalanlar varsa bunların mutlaka bitirilmesi gerektiğini ifade eden, emir veren ayetle faizi haram kılmıştır. Bunun devamındaki ayette ise fe illem tefalu fe'zenu biharbin minallahi ve rasuli. Faize devam eden, faizi bu denli bir tehdit ifadesiyle yasaklamasına rağmen bu tehditten korkmayıp hala faize devam eden kişilerle ilgili olarak bunların Allah ve Resulünden bir harbi, bir savaşı yakinen bilmeleri gerektiğini ifade ediyor Cenab-ı Hak. Onun için faiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in de beyanıyla 36 zinaya denk gelebilecek kadar büyük bir günahtır. Kişinin, Allah muhafaza eylesin, telaffuzu bile çirkin, annesiyle zina etmiş kadar büyük bir günaha düşmesini sağlayacak çirkin bir amel, büyük bir günah faiz. Böylesine büyük bir günahın mazereti efendim şusu busu olmaz. Bugünkü şartlarda kendimizce ihtiyaç olarak belirlemiş olduğumuz ve hemen de adını zaruret olarak koymuş olduğumuz bir kısım sebeplerle böylesine büyük bir günaha tevessül etmek asla Müslümanın işi olamaz. Onun için faizin eğitim için, öğrenim için, şu için, bu için alınması gibi bir şey söz konusu olmaz. Kesinlikle bundan uzak durmak gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah Teala faizi mahvedecek diyor kendisi için. Ben faizli muameleleri, faizin girmiş olduğu ticareti, faizin girmiş olduğu işlemi mahvedeceğim. Ondan hayırlı bir sonuç, bereketli bir netice alamayacaksınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için bir insanın öğrenimi için, eğitimi için ki hayatının en önemli evresidir, netice beklemiş olduğu en mühim teşebbüsüdür eğitim, öğrenim. Böyle bir şeyden dolayı faize bulaşıp da akıbetini husrana uğratması akıl kârı değildir. Böyle bir şeye asla ve kella tevessül etmemek gerekir.